Hakan Şükür, Egemen Bağış 17 Aralık'tan 6 ay önce benden yardım istedi. Milli futbolcu Hakan Şükür, 17 Aralık yolsuzluk operasyonundan 6 ay önce konudan dönemin AB Bakanı Egemen Bağış'ın haberinin olduğunu söyledi. Şükür, kendisinden bu konuda yardım isteyen Bağış'a, doğru değilse de bunu çok fazla önemsemenizi anlayamadım cevabını verdiğini belirtti. Kronos News'te yer alan habere göre, AKP eski milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür, 17 Aralık'tan önce dönemin AB Bakanı Egemen Bağış'ın kendisinden yolsuzlukla ilgili yardım istediğini açıkladı. Şükür, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada süreç içerisinde yaşadıklarını anlattı. Hakan Şükür, Egemen Bağış Haziran 2013'te partinin Kazlıçeşme mitinginde benden yardım istedi. Hakancığım, ortada bir yolsuzluk, rüşvet vesaire dair bir sürü şey, deliller dolaşıyor. Bunu muhtemelen Ergenekoncu tipler yapıyordur. Hizmet hareketi bu işin içerisindeyse bunlarla bir şekilde münasebet kurup konuşmamız lazım. Bizi birbirimize düşürebilirler. O yüzden bunu halletmemiz lazım dedi. İfadelerini kullandı. Aslında bütün bunların içerisinde... Dönemin AB Bakanı Egemen Bağış'la arasında geçen bir diyalogdan bahseden Hakan Şükür, o diyaloğu şöyle anlattı. 17-25 Aralık soruşturmasından 6 ay kadar önceydi. 16-17 Haziran tarihlerindeydi yanlış hatırlamıyorsam. AKP'nin Kazlıçeşme mitinginde, sahne arkasında bekliyorduk. O aşırı gürültünün içerisinde Egemen Bağış benimle konuşmak istedi. İkiyüzlü bir karakter. Gücünü makamından alan bir şahsiyetsiz. Eşinin ismi sanıyorum Reyhan Hanım'dı. Bir köşeye beni çekti. Aynı günde sanıyorum Türkçe olimpiyatları vardı. Birebir yaşadığım bir olaydır bu. Kulak kulağa konuşuyoruz. İlk defa o kadar samimi gördüm benimle. Hakancığım, nasılsın, iyi misin vesaire, kulağıma eğildi ve dedi ki, Hakancığım, seninle çok önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Ortada öyle dedikodular, şayialar var ki insan hayret ediyor. Sana danışmak istedim. Buyurun Sayın Bakanım dedim. Ortada bir yolsuzluk vesaire dair bir sürü şey, deliller dolaşıyor falan dedi. Bunları söylerken benim hizmet hareketiyle bağlantılı olduğumu düşünerek söylediğini sanıyorum. Belgeler, bir sürü şeyler dolaşıyor. Bunu muhtemelen Ergenekoncu tipler yapıyordur. Hizmet hareketi bu işin içerisindeyse bunlarla bir şekilde münasebet kurup konuşmamız lazım. Bizi birbirimize düşürebilirler. O yüzden bunu halletmemiz lazım dedi. Bana böyle bir şey söylemesine şaşırdım. Ben de, Sayın Bakanım, öyle şeyler söylüyorsunuz ki, ortada bir belge varsa ve bunlar doğruysa bu sıkıntı zaten. Doğru değilse de bunu çok fazla önemsemenizi anlayamadım. Kusura bakmayın, benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Cevabı verdim.